Sezai Karakoç, 1933-2021. Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerdendir. 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Ergani, Maden ve Piran'da geçiren usta şair, daha sonra Maraş Ortaokulu'na parasız yatılı olarak kaydoldu. 1950 yılında Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınav sonuçlarını beklerken Kısa Kürek'le tanışmak üzere yanına gitti. 1955'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye Bölümünden mezun oldu. Karakoç'un ilk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlandı. Üstad, edebiyatımızın en sevilen şiirlerinden biri haline gelen Mona Rosa şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu. 1960'da edebiyat, sanat, İslam düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir yayın organı olan Diriliş Dergisi'ni yayımlamaya başladı. Yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çerçevesinde bir bilinç uyandırmaya çalışan usta şair, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle destek verdi. Mona Rosa, Lili, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, Ötesini Söylemeyeceğim gibi şiirlerle edebiyatımızdaki unutulmaz kalemler arasına giren Karakoç, 16 Kasım 2021'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Senin kalbinden sürgün oldum Bilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bazı eserleri ise şöyledir. Körfez, Hızır'la 40 Saat, İslam'ın Dirilişi, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Dirilişin Çevresinde, Mağara ve Işık, Ölümden Sonra Kalkış, Ruhun Dirilişi, Çağ ve İlham 1, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, Çağ ve İlham 2, Çağ ve İlham 3, Diriliş Muştusu, Çağ ve İlham 4.